Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Hepinize güzel bir çarşamba günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda Japonya Merkez Bankası'nın piyasalara hafif sürpriziyle başladık. Burada da yenin %2,5 kadar değer kaybettiğini görüyoruz Amerikan doları karşısında. Bununla birlikte piyasalara baktığımızda Japonya piyasası buna pozitif tepki vermiş durumda. %2,3 yukarıda. Yenin değer kaybetmesi tabii ki ihracat yapan Japon firmaları için pozitif. Onun dışında baktığımızda genel olarak dünkü kapanışlara benzer bir günün başladığını görüyoruz dünya piyasalarında. ABD piyasaları dünkü kapanış seviyelerinde, Avrupa'da ise Almanya %0,3 yukarıda. Bu haftanın en önemli makro olayıydı. Biliyorsunuz her zaman söylüyoruz. Yen önemli bir para birimi. Özellikle carry trade açısından dünyadaki birçok trade pozisyonlarının taşınması açısından önemli. Dönüp baktığımızda bizim piyasamıza tekrar geri döndüğümüzde bizde yarın Merkez Bankası kararı var. Artık eskisi kadar çok fazla eskiden hafta başından itibaren konuşmaya başladık. Merkez Bankası kararı, etkileri vesaire. Artık faiz oranının burada kalacağını bildiğimiz için %9 en azından o tarafta bir sürpriz yaşamayacağımızı bildiğimiz için çok da fazla konuşmaya gerek yok. Senenin önemli bir kısmı seçimlerin sonuna kadar %9'larda fonlama maliyetini bırakacağını bütün piyasa kabul etmiş durumda. Bununla birlikte piyasalardaki diğer oluşan faiz oranlarında özellikle mevduat tarafında hafif yükselişlerin olduğunu görüyoruz. Hatta dün 3 aylık için üzerindeki mevduat oranlarında tekrar %29-30'ların teklif edildiğini duymaya başladık. Bu şaşırtıcı değil. Genel olarak baktığımızda mevduat kompozisyonuna, döviz mevduatında zaten çok uzun süredir herhangi bir getiri yoktu. Zaten Türk Moody'ler de döviz mevduatlarını varlıklarının değerini korumak için tutuyorlar. Oradan bir faiz geliri elde etmek için değil. Ama TL mevduatta son bir senede oldukça karışık bir seyir vardı. Orada hatırlayacaksınız kur korumalı mevduat faktörü girince ilk 6 ayda enteresan denilebilecek, en azından insanları memnun edecek bir getiri sağlanıyordu o tarafta. Ama son aylarda özellikle dolar-TL kurunun yatay gitmesi sebebiyle kur farkından herhangi bir ekstra getiri sağlanamadığı için kur korumalı mevduata da olan ilginin azaldığını görüyoruz. Yani pik noktasından toplam mevduatta yaklaşık bir 73-74 milyar TL'lik bir azalma var. Tabii ki bu detaylarını çok bilmiyoruz. Şimdi mevduattaki azalmaya bakarken burada hem şirketler hem de şahıslar olduğu için şirketlerin bazıları buradaki mevduatlarını alıp kredi kartları, kredi borçlarını ödemişler olabilirler. Veya yeni ithalat yapmak için kullanmış olabilirler mevduatlarını, kredi bulmakta zorlanıyorlarsa vesaire. O yüzden tamamen buradaki getirinin cazibesini kaybettiğinden dolayı olduğunu net olarak söylemek mümkün değil. Ama orada aşağı doğru bir yönlü bir trend var. Burayı takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü geçen sene bizim açımızdan TL getirilerde çok hiç cazip oranların olmaması borsanın özellikle iyi performans gösterilmesindeki önemli faktörlerden bir tanesi oldu. Eğer biz mevduat faizlerinin buralarda kaldığını görürsek %25 ve %30
ve bununla birlikte önümüzdeki 2-3 ayda zaten enflasyonun biz %40'lı seviyelere gerilemesini bekliyoruz hızlı bir şekilde baz etkilerinden dolayı. Aradaki spread yani reel getiri farkı negatif olmaya devam edecek ama en azından geçtiğimiz sene gibideki gibi %70 negatif olmayacağı için bir alternatif oluşturmaya başlayacak ve ben KKM'den daha fazla bu tarafa doğru kayışların olabileceğini yani TL mevduatlara %25 ile %30 arasında kayışların olabileceğini düşünüyorum. Şimdi bunun diğer taraftan kime etkisi var? Tabii ki bankalara etkisi var. Çünkü baktığınızda uygulayabildikleri ticari kredi faizlerinin limitleri belli. Çok yukarı doğru istedikleri bu maliyetleri yansıtamıyorlar bankalar. Bu da tabii ki net faiz marjlarında bir daralmaya sebep olacak. Zaten de söylediğimiz nedir? Tekrar hatırlarsak bankalar için dördüncü çeyrek karları son iyi çeyrekler olacak. Hani bundan sonraki çeyrekler çok kötü olacak demiyorum ama karlarda çeyreksel bazda bir önceki çeyreğe göre düşüşlerin yaşandığı bir sene olacak. Ortalama ben %23 ile %27 arasında düşüşler olabileceğini 2023 karlarında düşünüyorum bankacılık sektörünün. Buradaki en önemli faktör birinci olarak TÜFE endeksli kağıtlardaki getirilerin düşmesi azalan enflasyonla birlikte. O yüzden ben genel olarak sektörel baktığımda kar büyümesi olan sektörleri daha çok severim. O yüzden bankalarda böyle bir kar düşüşünün olduğunu düşündüğümüzde buralarda bankaların daha az cazip bir sene geçireceğini düşünüyorum yatırım getirileri ve potansiyeller açısından. Onun dışında dün birkaç gündür tabii ki hem geçen haftaki çok derin ve sert satışların tepkisini yaşıyoruz. Gayet güzel tepki verdi piyasa. Banka hisseleri de dip noktalardan toparladılar. Ama hatırlayacaksınız dün Halk Bankası'nın davası vardı. O dava görüldü. Bir sonuç çıkmadı. Sonuç çıkmaması zaten büyük ihtimaldi ama benim okuduklarımdan davayı izleyen gazetecilerin yorumlarından anladığım bununla ilgili sonucun en geç Haziran ayına kadar verileceği konusunda. Dün bir saate yakın oldukça yargıçların iyi hazırlandığı bir dava görülmüş. İki tarafın da yaptığı argümanlardan işte tatmin olmayan cevaplar alındığı söylenmiş. Tabii ki bunun hep hukuki boyutları var. Bizim ilgilendiğimiz kısmı buradan Halkbank herhangi bir yargılamaya sebep kalmadan kurtulacak mı? Tabii ki bu pozitif bir haber olacaktır. Ya da yargılanırsa bu yargılama sonucunda herhangi bir ceza alacak mı? Yine dediğim gibi hemen olacak bir sonuç olmadığı için son 1-2 günde yaptığı sert kazanımların bir kısmını geri vermesi normal olarak karşılanabilir bence. Benim gördüklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar, iyi seanslar. Herkese günaydın. Dün teknik olarak takip ettiğimiz 21 günlük ağırlıklı ortalama 5330 test edildi ve buranın hafif altında kapattık. Çok ilginç bir gündü teknik olarak. Bugün bu direnç seviyesini 5350 olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin geçilmesini önemsiyoruz çünkü Bollinger orta bandı olarak takip ettiğimiz 21 günlük ağırlıklı ortalamanın altında piyasada bir düşüş trendi hakim olur. Onun üzerinde piyasa pozitife dönebilir. O yüzden bugün 5350 bizim için önemli. Bu seviyenin geçilmesi halinde 5450, 5550 ve daha sonra da zirve 5700 seviyesi tekrar gündeme gelecek. Aşağıda ise bugün için 5300 seviyesi var. Bu seviyenin kırılması
5350'de 5350'nin zor bir seviye olduğunun teyidi olacak. Öyle bir durumda 5200 ve 5080'e doğru bir geri çekilme yaşayabiliriz. Ama biz büyük resimde teknik stratejimizi 5350 seviyesine göre kuracağız. Şimdi araştırmamızın önerdiği hisselere baktım. Dün hepsi aynı yere 21 günlük ağırlıklı ortalamalara geldiler. Bir maç 133-30'a geldi. Burası bir maç için önemli. Geçerse orada 140-144'ü göreceğiz. Migros yine aynı şekilde 21 günlük ağırlıklı ortalamasına geldi. 139-70. O da geçerse 150'ye doğru gidecek. Hisse ki ben çok beğendim kapanışını da teknik olarak. 42'yi geçti. Burada 42'nin üzerine kaldığı sürece o biraz daha güçlü kalabilir ve 46-90'a doğru gidebilir. Coca-Cola 199-50 direnç seviyesi. Buraya bugün burada zorlanacaktır. TAV havalimanları tekrar 90'ı gördü ki o da direncimizdi. 90 seviyesini geçerse TAV'da da hareket devam edecekti. Tofaş fabrikayı ben çok beğendim kapanış olarak. Zaten iki tane hisseyi beğendim. Bir tanesi Tofaş, bir tanesi üç tane özür dilerim. Tofaş, Turkcell ve Şişecam. Tofaş'ta da 157 geçildi. Orada da 175'e doğru bir hareket olabilir. Oldukça güzel duruyor teknik olarak. Araştırmamızın da önerileri doğrultusunda bence bu tarafta kalabiliriz. Eğer 5350 geçilirse. Tüpraş çok konuşuluyor. O 576 onun bugün için önemli bir direnç. Zor bir direnç. Orada biraz zorlanabilir. Ona dikkat edelim. Çünkü çok güçlü geldi bu düşüşte. Oralarda biraz dinlenebilir. Hatta bir miktar güç toplamaya dönük geri çekilebilir. Bir de emlak var. Eğer 858 geçilebilirse orada tekrar yine 10 seviyeleri gündeme gelecek. Burada her zaman sizinle paylaştığım ABD 10 yıllıkları var. 355'i geçemedi ve tekrar 348-50'ye doğru geri çekildi. Burada 3.42'nin test edilmesini bekliyorum ben ve asıl hikaye 3.42 kırıldıktan sonra 3.22'lere doğru devam edebilir ki bu da o tarafta risk iştahını ciddi anlamda arttıracaktır. Hep söylediğim gibi 2022'de tek alternatif olan İstanbul Borsası 2023'te tek alternatif olmayacak. Bilhassa müşterilerimize hisselerini çeşitlendirmelerini önerirken de bizim bir miktar robotik fonumuzda kodu Rize Trabzon Giresun. Orada kalmalarını öneriyoruz. Çünkü ben Nasdaq'ta teknik olarak güçlenme bekliyorum. Bu nedenle bir miktar riski dağıtmak ve bu tarafta da pozisyon almak doğru olacaktır. Vadeli tarafı takip edeceğiz açılışta 6000 orası. Önemliydi, geçilemedi. 6000 geçilirse ilk sinyal olabilir bizim için pozitif anlamda. Dediğim gibi bugün 5350 seviyesi bizim için önemli. Herkese iyi seanslar. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.